Özellikle marka konferansını doğduğum büyüdüğüm şehir İstanbul zaten her zaman farkında olduğum bir konferanstı. Fakat özellikle son 4 yılda birçok dünyada markayla sanat projeleri üzerine çalıştığım için bugün burada son 4 yıla dair bir deneyim serisini paylaşma şansı buldum. O yüzden ayrıca anlamlı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta söyleyebilecek ilk defa birikimim oldu ve umuyorum herkes için ilham verebilecek geleceğe dair markalara fikirler sağlayabildiğimi düşünüyorum. Son 4 sene içerisinde özellikle büyük veriyle beraber çok fazla proje yapmaya şansı buldum ve özellikle 2 sene önce Google ekibinin dikkatini çekmesiyle beraber hem makine zekasını hem de sanatçıları bir araya getiren bir ekibin içine kaybolma şansı buldum. Buradaki en büyük hedeflerden bir tanesi insanı makinelaştırmak değil, makine insanlaştırmak için nasıl daha yaratıcı olabileceğine dair ve özellikle nasıl daha pozitif fikirlere sahip olabileceğine dair rutinler yapmaya başladık. Özellikle son dönemdeki 2 yıla yakın birçok projenin içerisine yapay zekayı ve büyük veriyi katma şansı buldum. 3 şeye çok dikkat ediyorum. Özellikle duyguların içinde olduğu, şiirselliğin her zaman bir parçası olduğu ve özellikle izleyiciye farkındalık yaratabilecek, yeni sorular sordurabilecek bir taraf olmasına çok önem veriyorum. Böylelikle aslında yapay zekanın belki de sadece pesimist düşünebilmek için değil, belki de hastalıkları çözebildiğimiz, felaketleri yok edebildiğimiz, belki insanlığı bambaşka boyuta çıkarabilecek, tıpkı ateşin, tekerleğin, yazının bulunması kadar önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. Ve ilk defa insan olarak da bu evrimin farkında olduğumuz için şanslı olduğumuzu düşünüyorum.